Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Yeni Mahallede ikamet eden ve özel bir hastanede çalışan 25 yaşındaki Duygu Gürcan 2014 Mayıs ayında Kürşat Gürcan'la dünya evine girdi. Duygu Gürcan önceki gün karın ağrısı şikayetiyle görev yaptığı hastanede doktora gözüktü. Ancak yapılan muayene ve tetkiklerde 8 aylık olan kız bebeğinin kalp atışları olmadığı tespit edilince anne ameliyata alındı. Hayatını kaybettiği tespit edilen bebek anne karnından ameliyatla alındı. Duygu Gürcan ise beyin kanamasına bağlı olarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Genç kadının dün akşam beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesinden organ bağışı konusunda destek istendi. Ailesinin organ bağış talebini kabul etmesinin ardından Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nden kalp için, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden karaciğer ve iki böbrek için, İstanbul Koşuyolu Hastanesi'nden karaciğer için ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden de iki kornea için ekip geldi. Başlayan organlar genç kadından gece yapılan operasyonla alınırken kalbin uygun olmaması üzerine nakil için alınmasından vazgeçildi. Duygu Gürcan'ın akciğeri Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a, karaciğer ve iki böbreği ise yine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle organ ve dokusu uyup nakil bekleyen hastalara nakledilmek için Erzurum'a gönderildi. İki korneaysa Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iki hastaya nakledilmek üzere gönderildi. Aile yakını Erkan Avcı organ nakli talebini kız ve erkek tarafının tereddütsüz kabul ettiğini söyledi. 9 aylık eşini bebeğiyle birlikte kaybeden acılı eş Kürşat Gürcan ise eşinin ve bebeğinin ölümünden dolayı çok üzüntülü olduğunu belirtti. Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlusu Doktor Mehmet Kazak, aile çok onurlu, hepimize örnek olacak ve pek çok insana yeni hayat verecek şansı verdiler dedi. Duygu Gürcan, yeni mahalledeki evinin önünde helali kalındıktan sonra yeni mahalle merkez camisinde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Alanlı mahallesindeki aile kabistanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.